Zamanında Ecevit zamanında böyle değildik. Açlık yoktu, kriz yoktu ama şimdi başımızdaki başkan gidiyor bakalım nereye kadar gidecekse daha da onu başa çıkarıyorlar. Bu gidişle bu adam inmiyor, daha çok yükseğe çıkıyor. İneceği de yok yani bu adamın yani. Aynen. O dolar da düşmez diyorum. O euro da böyle devam eder ve daha da yükselir. Belki 15'i de bulur, belki 20'yi de bulur. Yani bunlar başımızda olduğu müddetçe işimiz zor. Hadi biz atlattık diyelim, biz yaşlıyız. Ya önümüzdeki o gençler ne yapacak? Onların işi yok, gücü yok. Hadi var, var desek ne olur? 3000 lira, 2500 lira ile maaşla nasıl geçinecekler bu insanlar? Asgari ücret 2800 lira. Her şeye her gün zam geliyor. Yine de %30-35 oyları var bunların. Ya yalan ya doğru bilmiyorum yani bu düzelir mi bu saatten sonrası? Ya yönetim değişirse düzelir. Yani başka türlü olmaz. Mesela ben hiçbir şey anlamıyorum ama ben bile gitsem düzeltirim yani. Merhabalar, nasılsın? Merhaba, sağ olun, teşekkürler, iyiyiz. Bakıyoruz insanlar nasıl diye böyle dolaşıyoruz. Ekonomi nasıl, pazar fiyatları? Vallahi ekonomi, pazar fiyatları felaket. Yani bakan dahil ekonomide kimse anlamıyor. Olay bu. Yani ekonomide böyle bir kar hesap etmek lazım. Çiftçiden itibaren düşünmek lazım. Çiftçinin karını hesap etmek lazım. Yani ben çocukken bakkallarda şöyle yazıyordu. Mesela alış fiyatı diyordu, atıyorum 2 lira. Satış 2.10 diyordu. Yani 10 lira %5 oluyor. Koyuyorlardı ama ölçüm hesap kitap yok. Herkes bütçesine göre, kafasına göre hareket ediyor. Ve yukarıdan da hiçbir müdahale yok. Dolayısıyla ekonomimiz maalesef salınacak ve sallanır gibi sallanıyor. Peki bugün pazara girmişsiniz. İstediğiniz her şeyi rahatça alabildiniz mi? Bütçemize göre aldık sayılır yani. Kazancımıza göre öyle. Öyle diyelim. Alabiliyorsunuz yani rahatlıkla her istediğinize ulaşabiliyorsunuz. Yok, her istediğimize ulaşamıyoruz ya. Yani mümkün değil. Yani ama bakıyoruz iyisini, ucuzunu aramaya çalışıyoruz. Ne yapmalıyız peki bu ekonomik durumda? Tavsiyeleriniz nelerdir? Vallahi tabii biz ikimiz de karı koca emekli insanlarız yani. Hani biraz maaşlarımıza zam yapsınlar yani. Hayat şartı standartlarına uygun yapsınlar. Herkes aynı şeyi istiyor da ki bir şey olduğu yok. Bize %5, %6 o kadar zam. Şimdi %8,5 falan yapacaklar. Ama yani bu böyle olmaz. Bu kooperatif, tarım kredi kooperatifi falan olmaz bu iş. Yani çiftçiden üreten itibaren hesap edilecek. Onlara atıyorum. Yani ben ekonomist değilim ama mesleğim başka, benim emekliyim. Mesela ilk üreticiye %20 kar verilecek. İkinci etapta ondan alacak olan %10 alacak. Diğeri de %10 alacak. Bu şekilde yani bana geldiği zaman müşteri, halk olarak bana geldiği zaman çiftçinin buğdayı bana %50, ben ona razıyım. %50 olarak ben alabilirim. 1 lira mal oluyorsa 150'ye ben alabilirim. Bu arada çiftçi %20, diğerle %10 kazanması lazım. Yani böyle bir plan gerekiyor. E bunu yapacak kimse yok herhalde. Yani kimse bu işlere ekonomi bakımından bakmıyorlar. Yani olay bu. Bu konuda eğililmiyor üzerine. E zaten döviz olayı da var malum. Bugün de yine artmış dolar vesaire. Faizi arkadaş yüksek faiz değil diyor. Alçak faiz de diyor, ben enflasyonu indiririm diyor. Ben ekonomistim diyor. Aynı yerde ben de okudum. İktisat ticari ilimlerde ben okudum. Gerçi bir sene okudum da. Ama böyle bir konu yok. Yani iktisat ticari ilimlerinden mezun olanlar ekonomist olamaz. Peki dolar düzelir mi bu saatten sonra sizce? Ya yönetim değişirse düzelir. Yani başka türlü olmaz. Mesela ben hiçbir şey anlamıyorum ama ben bile gitsem düzeltirim yani. Peki. Emekliyim. Ben emekli askerim. Ve asker olduğum için çok sorunlardan dertliyim ben. Bana bir şey olmadı ama benim arkadaşlarıma çok şey oldu. Bu da kasıtlı yapıldı. Dolayısıyla her şeye hep eksiye gidince ekonomi de eksiye gitti. Ekonomi berbat. İyice gidiyor, kötüye gidiyor. İyiye gideceği yere berbat yani. Hayat iyice kötüleşti yani. Bugün pazar vardı, gittiniz mi? Ne vardı? Pazar vardı bugün, gittiniz mi? Girmedim, girmeye gerek yok ki. Pazara girdik mi her şey ateş pahası. Hiçbir şey alamıyoruz. Bir domatesin kilosu 5 lira olmuş. Dur. Salatalık 5 lira olmuş yani. Ekonomik kötüye gidiyor. İyiye gideceği yere kötüye giriyor. Yani. Dolar mı sebep buna peki sizce? Tabii ki dolar yükseldikçe bunlar da yükseliyor. Dolar, euro yükseldikçe onlar da yükseliyor. Dolar aldı başını gidiyor. Hatta benim 1000 lira dolar borcum var. Şu anda yanına yaklaşamıyorum. Yaklaşamıyorum yani. Peki düzelir mi bu durum sizce? Hayır, düzelmez. Başımızdaki başkan Erdoğan olduğu sürece, damadı olduğu sürece düzelmez.
kötüye doğru gidiyor. Hiçbir düzelme yok yani. Kötüye doğru. Zamanında Ecevit zamanında böyle değildik. Açlık yoktu, kriz yoktu ama şimdi başımızdaki başkan gidiyor bakalım nereye kadar gidecekse daha da onu başa çıkarıyorlar. Bu gidişle bu adam inmiyor, daha çok yükseğe çıkıyor. İneceği de yok yani bu adamın yani. Alıp diyeceğim. Peki, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi düşünmemiz mümkün mü? Bu gidişte yani ortalıkta bilinen bir kriz var. Açık ve net. Ama bunu halka yansıtmamaya çalışsalar da belli yani. Ortada büyük bir kriz var. Ve memnun değiliz. Hiçbir şeyden memnun. Gündemimizi etkiliyor mu? Tabii ki de etkiler. Ben emekliyim. 1500 lira emekli maaşım var. Bir insana tek başına yaşasam bile 1500 lira güne bana 50 lira harcama parası var. Elektrik, su, doğalgaz, telefonum. Ben bir ay nasıl idare ederim 1500 lira? Ha? Ne oldu 1500 lira? Dolar olmuş 9.35, euro olmuş 10 lira 75 kuruş. Nasıl olacak? Bu durum düzelir mi sizce? Hayır. Asla düzelmez. Asla düzelmez. Ben buna kesinlikle eminim. Dolar da düşmez. O dolar da aynen öyle. Beyefendinin söylediği. Aynen. O dolar da düşmez diyorum. O euro da böyle devam eder. Ve daha da yükselir. Belki 15'i de bulur. Belki 20'yi de bulur. Yani bunlar başımızda olduğu müddetçe işimiz zor. Hadi biz atlattık diyelim. Biz yaşlıyız. Ya önümüzdeki o gençler ne yapacak? Onların işi yok, gücü yok. Hadi var desek ne olur? 3000 lira, 2500 lira maaşla nasıl geçinecekler bu insanlar? Asgari ücret 2800 lira. Her şeye her gün zam geliyor. Yine de %30-35 oyları var bunların. Ya yalan ya doğru bilmiyorum. Yani bu %30-35 olmaması gerekir bunların oyları. Ya çalıyorlar oyları veyahut da başka bir sistemle bir şeyler yapıyorlar. Olmaması gerekir. Yani. Sizin çocuklarınız var mı peki? Efendim? Var, iki tane çocuğum var. İş bulabilirler mi? Onların zaten çocuk biri 40 yaşında, biri 31 yaşında. Onların işleri var. Ama torunlar peki? Torunlar ne yapacak? Yarın öbür gün onlar nasıl olacak? Okulu bitiriyorlar, iş bulamıyorlar. KPSS'ye giriyorlar, sıra bekliyorlar. Kadro yok, şu yok, bu yok. Ya boşuna okuyorlar o zaman bu çocuklarda. Eskilerin dediği gibi çocuk doğar doğmaz 6-7 yaşına geldi, gönder esnafa, esnaf olsun. Tamirci mi oluyor, boyacı mı oluyor, ne oluyorsa olsun. Okumanın da faydası yok artık. Yani da işe yaramıyor. Benim kızım 4 yıllık üniversite mezunu, gazetecilik mesleğinden. Mesleğinin haricinde şu Türkiye'de bütün işleri yaptı. Mesleğini yapamadı ama. Neye yaradı? Sadece elinde bir diploması var, üniversite mezunu. Ama gazetecilik yapamadı. Yapamaz da. Yapamaz da. Onların yanlısı olması yandaş lazım. Gazetecilik lazım. Yandaş olamadığı için de gazetecilik yapması ama mümkün değil. Siz de mutlaka gazetecilikten mezunsunuz. İşte böyle gazılda magılda yayın yapan herhangi bir kuruluşta böyle röportajlarla işi idare etmeye çalışırsın. Ama ne çok zaman? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yani. Çok sağ olun. Gelsin. İyi günler. Hoşçakalın. Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne yükselişti, ne kazançlı çalışanlar, dolarla çalışan için Allah bol kazanç versin diyelim. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Bir emekliyiz ancak kendimizle geçiniyoruz. Dolarla çok şeyimiz yok yani. Bugün pazar vardı. Gittiniz mi? Gittik. Kendimize göre ufak tefek bir şeyler aldık yani. Peki fiyatları nasıl buluyorsunuz, market fiyatlarını? Pahalı yani. Eskiye göre kıyasladığınızda ne gibi farklılıklar var? Çok var, çok pahalı. Zaman geçtikçe her şey pahalanıyor. Bizim zamanımızda daha uygundu, daha bir şeyler alabiliyorduk. Ama şimdi çok çok şeylere uzanamıyoruz. Yani kendimize göre ufak tefek almaya çalışıyoruz yani. Peki bu durum düzelebilir mi ilerleyen süreçte Türkiye için? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Doların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Doların yükselişi
Yani ekonomiye bağlı zaten. Yani pek iyi yönetilemiyor bu konuda ülke. Tabii bunun tek sebebinin yönetenlerde olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Yani başka şeyler de var tabii. Bunun dış güçlerin de bir şeyi olduğunu düşünüyorum yani. Bir baskısı olduğunu düşünüyorum yani. Şu an okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Tabii öğrenciyiz, evet. Burada okuyoruz. Üniversite öğrencisi? Evet evet, öğrenci, üniversite öğrencisiyiz. Peki öğrencilik yaşamında sizi dolar etkiliyor mu? Yani tabii ekonomik anlamda çoğu şey şu anda ülkeye döviz yoluyla girdiği için yani almak istediğimiz çoğu şey de bizi etkiliyor, evet. Eğitim sektörünü etkiliyor mu? Eğitim sektöründe yani pek şu anda bir şey etkilediğini düşünmüyorum. Sadece hani temel ihtiyaçlar konusunda biraz sıkıntı yaratıyor. Onun haricinde bir sorun yok yani. Eğitim konusunda bir sorun yaşamıyorum. Yurtta mı kalıyorsunuz? Kirada mı? Şu anda kiraya çıktık. Yurt olmadığı için burada kiraya çıktık yani. Nasıl peki kira fiyatları sizce? Kira fiyatları bayağı bir abartılı yani. Sıkıntılı. 3 kişi kalıyoruz şu anda. Tabii yani bir şekilde kurtarıyoruz yani. Öyle söyleyeyim. 3 kişi kalmasak sıkıntılı ama.